Merhaba. Hikayeye başlamadan önce bir konuda desteğinize ihtiyacım var. Twitch kanalıma abone olmanızı istiyorum. Takipçi sayım 300'e ulaştığında Twitch kanalından canlı yayınlara başlayacağım. Twitch kanalımın linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. 2013 yılının ilkbahar aylarıydı. Ev arkadaşım işi nedeniyle şehir dışına çıkmıştı. Ben de Eda'yı eve davet edecektim. Aradım ve erkek arkadaşına gittiğini söyledi. Oradan geç çıkacağını, geç de olsa gelebileceğini söyledi. Ben de film açmıştım. Gece 22 sularında Eda aradı. Eski erkek arkadaşının eve geldiğini, onunla konuşmak istediğini ve ondan korktuğunu ama ev arkadaşlarına da zarar verebileceğini düşündüğü için eve gideceğini söyledi. Ben de saat kaç olursa olsun bana gel dedim ve telefonu kapattık. Evde kedimle birlikte yalnızdık. Kedinin maması bitmişti. Mutfağa doğru gidecektim. Odanın kapısını zorladım. Açılmadı. Sonra kedime baktım. Yatağın altına kaçtı. Uzun bir süre ne yaptıysam çıkartamadım yatağın altından. Sonra Odanın kilidi açılır gibi ses çıkardı. Bir an hırsız girdi sandım ama ses yoktu. Gidip kapının kolunu tekrar açmaya çalıştım. Bu sefer diğer odaların kapılarının şiddetli şekilde açılıp kapanma sesi geldi. Evde yalnız olduğum için kendi kendimi telkin ediyordum. Bir süre sonra kapıyı açmayı başardım. Kedinin mamasını önüne koydum. Yine de çıkmadı yatağın altından. Saat geç olmuştu. Eda'yı aramak istiyordum ama bu çok yersiz olabilirdi. Merak ettiğim için telefonu elime aldım. Baktım sinyal yok. Kapatıp açtım telefonu. Balkona çıktım ama yine çekmiyordu. Sinir olmuştum. Her şey üst üste geliyordu. Uyumaya karar verdim. Çünkü düşündükçe kurmaya başlamıştım beynimde. Sabah olmuştu. Telefonum ısrarla çalmaya başladı. Nasıl olur diye düşünürken Eda'nın aradığını gördüm. Açtım. 5 dakikaya sende olurum dedi. Sanırım zor bir geceydi ki sabahın 7'sinde bana geliyordu. Hemen çayı koydum. Kahvaltı hazırlamaya başladım. Kapı çaldı. Kedim yine yatağın altına kaçtı. Hiç yapmadığı bir harekettir normalde. Kapıyı açtım. Eda uykusuzluktan şişmiş gözler, ağlamaktan kızarmış göz bebekleri ve donuk bir ifadeyle karşımdaydı. İçeriye davet ettim. Direk yatağa uzandı. Ben de kahvaltıyı hazırlayıp seslendim birkaç kere. Ama mutfağa gelmedi. Yanına gittim. Tavana doğru donmuş bir ifadeyle bakıyordu. Ne oluyor diye sordum. Onun için endişelendiğimi söyledim. Şimdi de benimle dalga geçer gibi konuşmamasına anlam veremiyordum. Yalnız bırakmak istedim. Odadan tam çıkıyordum ki. Dur. Her şeyi anlatacağım dedi. Eda anlatıyor. Dün gece seninle konuştuktan sonra Arif'in yanına gittim. Onur aradı. Bizim eve gelmiş, konuşalım diye tutturdu. Saat geç olmuştu. O saatte çıkmam uygun değildi ama ev arkadaşlarımı rahatsız etmesini istemiyordum. Çıktım evden, yürümeye başladım. İstanbul'un en işlek yeri yürüdüğüm yer aslında. Yol bomboştu. Taksi baktım. Uzun bir süre taksiye baktım ama yoktu. Normalde taksilik bir mesafe değil ama saat geçti. Üstelik kimsenin olmaması beni daha da korkutmuştu. Nihayetinde bir vasıta bulamadım. Hızlıca yürümeye başladım. Yolda yürürken biri omzuma dokundu. Dokunmasıyla birlikte orada ruhumu teslim edebilirdim. Döndüğümde kimse yoktu ama çok şiddetli bir rüzgar esti. Hatta bu ilkbahar ayında dondum diyebilirim. Zaten çok gergindim. Bir an yanlış hissetmiş olabilirim diye düşündüm hızla yola devam ettim. Nihayet evin önüne geldim. Eda bir an duraksadı ve bundan sonrası için benim böyle şeylere inanmayacağımı düşündüğü için ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlamak ve çözüm üretmek için ses kaydı istemiş dün gece olanlar için onu açtı. Eda'nın ev arkadaşları ve Onur'un anlattığı. Dün gece evin kapısı kırılırcasına çalındı. Kapıyı Onur açtı. Eda Umursamaz bir tavırla içeriye girip koltuğa oturdu ve masaya ayaklarını uzatıp ellerini arkadan boynunda birleştirdi ve bizleri incelemeye başladı. Onur ve biz şok olduk. Onur dayanamayıp Bu ne tavır Eda? Doğru düzgün otur dedi. Eda doğrulup demek içinde bulunduğum bedenin adı Eda dedi. Hepimiz olduğumuz yerde Bu ne saçmalıyor diye birbirimize baktık. Eda'nın görüntüsü ancak bir erkek seslendiriyordu adeta. Onur ne saçmalıyorsun buraya seninle konuşmaya geldim diye sesini yükseltti. Eda bir anda ayağa kalkıp bu kızdan uzak duracaksın. Senin neler planladığını biliyorum diyerek Onur'un omzunu tuttu. Ve Onur'un yerde iki büklüm kasılmaları başladı. Biz çok korkmuştuk. Olanlara bir anlam veremiyorduk. Ama bir yandan da orayı terk edemiyorduk. Hem Eda hem de Onur'un halini görünce korktuk. Eda bize döndü ve "Bu çocuğu Edadan uzak tutun yoksa onu ufak edeceğim." dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Onur, öfkeli ama zor da olsa "Sen kimsin?" dedi. Sandalyeye oturdu. Etrafını inceledi. Eline masanın üstündeki mumu aldı ve sıkarak onu toz haline getirdi. Bunları hepimiz gördük. Ben başka bir boyuttan geliyorum. Bir zamanlar hepiniz gibi insandım. Oğlum doğduğu anda ben öldüm ve oğlum beni hiç göremedi. Boyutları biliyor musunuz, bilmem ama bu konu hakkında fazla bilgi de veremem. Dünyaya her gelişimde onunla irtibat kurmaya çalışıyorum. Bu sefer de bu kızcağızın bedenine girmişim. Aslında ona zarar vermek istemedim. Uyuttum. Eğer uyanık olsaydı aklını yitirebilirdi. Amacım kimseye zarar vermek değil. Şu delikanlı haricinde dedi. Onur'a öfkeyle bakıyordu. Aklını okuyabiliyorum dedi. Onur hala hiddetli burnundan soluyor. Eda'nın ona bir çeşit oyun oynadığını düşünüyordu. Bunu adamın son hamlesinden anlamıştık. Evdeki bütün sandalyeleri yere düşürmüştü. Aynı anda çok daha fazlasını yapabilirim ama buraya bu amaca gelmedim dedi. Mutfağa doğru gitti. Açık camdan sokağa baktı. Sabah ezanı okunmak üzereydi. Bize dönüp tekrar geleceğim dedi. Eda yere serildi bir anda. Sokağa baktık. Bizim sokağın yokuşunu bir adam tırmanıyor. Tam bize yüzünü dönecekken hepimiz içeriye saklandık. Eda ses kaydını kapatıp bana baktı. Uzunca bir sessizlikten sonra Eda ses kaydını bilerek arkadaşlarından istediğini Onur'un tanıdığı bir hocaya gideceklerini, olayları ona da dinleteceğini söyledi. Açıkçası ne diyeceğimi bilemedim. Öylece baka kaldım. Eda'nın karşısında. O da ben de böyle şeylere inanmaz ve ilgimizi çekmezdi. Ona inanmadığımı düşünüyordu ama mesele inanıp inanmamak değildi. Mesele bunun ne kadar devam edeceğiydi. Ben de gece başıma gelenleri şu kapının sıkışma meselesini anlattım şaşırdı. Benim olayları yaşadığım sırada o da dün geceki olayları yaşıyordu. Açıkçası durdum ve düşündüm. Ya benim başıma gelseydi ne yapardım diye. En yakın arkadaşım karşımda perişan haldeydi. Ona zarar da verebilirdi. Bu travma durumu aklını yitirmesine bile neden olabilirdi. Üstelik son zamanlarda zorlu bir süreç geçiriyordu. Onur onu sürekli tehdit ediyordu. Aklımdan onun bile numarası olabilir diye düşündüm. Onu bu duruma düşürüp sonra da hocaya götürüp destek oluyorum diye onu tekrar kendine çekebilir diye düşündüm. Hoca olayına çok sıcak bakmasam da içi rahat etsin diye gitmesini destekledim. Öğleden sonra Onur'la hocaya gittiler. Dönüşte yanıma geldi. Hocayla arasında geçen diyaloğu anlattı. Hocanın yanına girdiklerinde hoca Eda'ya bakmış ve anlatmasını istemiş başından geçenleri. Eda da anlatınca hoca başka bir boyuttan, Araf boyutunda bir boyut olduğundan bu dünyada görevlerini yerine getirmeden ölen ruhların dönem dönem dünyada gezdiğini ve bu ruhların Samyeli rüzgarlarıyla yeryüzünde dolaştığını genelde ruhsal çöküş yaşayan ve duygusal zayıflıkta olan vücutlara girdiğini Kimilerinin kötü niyetli olduğunu, kimilerinin de iyi olduğunu söylemiş. Dua yazıp muska halinde vermiş Eda'ya ve bir tane de suyla içilen dua yazmış. Eda daha iyi gözüküyordu. En azından sorularının cevaplarını bulmuş ve korkusu azalmış gibiydi. O gece bende kaldı. Hiçbir sorun yaşamadı. Ama ertesi gece ben iyi rüyalar görmemiştim. biri beni sürekli boğmaya çalışıyordu rüyamda. Tam o sırada kelim gürültüyle bir şeyler düşürdü ve uyandım. Saat gece 2.30'du. Annem aradı. Annem ki hayatta o saatte aramaz her ne olursa olsun. Nefes nefese iyi misin diye sordu. Çok korktum bunu sorunca. İkimiz de nefes nefese konuşuyorduk. İyiyim ne oldu dedim. Rüyasında ölen dedemi görmüş beni iki kişinin takip ettiğini, bana zarar vereceğini söylemiş ve beni kurtarmaya gideceğini söylemiş dedem. Annem de o korkuyla kalkmış, beni aramış. Onu da telkin ettikten sonra iyice korkmaya başladım. Tam o sırada Murat diye arkadaşım aradı. Açıp açmamak konusunda tereddüt ettim ama açtım. O da kısa bir hal hatırdan sonra geç aradığı için özür dilediğini ama rüyasında beni çok kötü gördüğünü söyledi. Her ne kadar sorduysam da anlatmadı rüyasını. Ama Kerim'in beni gürültüyle uyandırması ve Eda'yla aynı gece farklı olaylar yaşamamız tesadüf değildi. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adresleri üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.